İstanbul Oto Show yarın kapılarını açıyor. Bugün basın açılışı var. Arkadaşımız Sinem Yöndem de o açılışta. Yanında da bir konuğu var. Sinem, aslında sen yurt dışında da yurt içinde de pek çok böyle fuarı takip ettin. Genelde ne olursa olsun önce enler sorulur. En pahalı arabalar, en dikkat çeken arabalar gibi. Öyle bir tespitin var mı bu sefer? Elbette Duygu, olmaz mı yani? Dört bir tarafımız araba, her birbirinden gösterişli, birbirinden görkemli, ama tabii ki en pahalısını biz de aramaya başladık ve bulduk. Şu anda da yanındayız. Fiyatını sormaya birazcık korktuk, o yüzden canlı yayında isterseniz birlikte soralım. Efendim merhabalar, Nevzat Kaya'ya soralım, Aston Martin Türkiye distribütörü. Nedir bu aracın fiyatı? Hoş geldiniz. Bu araç Aston Martin Vulcan, sadece pistlerde kullanılmak için üretildi. 2.4 milyon pound. Dünyada sadece 24 adet üretildi ve üretildiği bir saat içinde hepsi satıldı bu araçların. 2.4 milyon pound dediniz. Biz bunu Türk parasına çevirirsek ne kadar olur vergisiyle birlikte? Yani 45 milyon TL falan yapıyor vergisiyle beraber. Ama bu araçların hepsi yurt dışında satıldı. Dolayısıyla hani bugün Türkiye'de birisi almak istese de araç yok yani. Yani benim şu an 45 milyon liram olsa, bu aracı da çok beğendim, almak istiyorum desem yok, bir tane daha. Bir tane daha yok, alamıyorsunuz yani. 45 milyonunuz da olsa bu aracı bir daha alamazsınız. Çünkü satıldığı zaman bu araç sadece 24 araç üreticilik ve siz de dünyadaki 24 koleksiyonerde birisisiniz diye satıldı bu araç. Yani o başvurular için, gelen talepler içinde de bir inceleme yapıldı ve 24 kişi, o şanslı yani, kişi seçildi. Şöyle söyleyeyim size, 24 adet üretildi, aşağı yukarı 150 tane başvuru oldu. Bunun içinde daha evvel Aston Martin almış ve koleksiyonerlere bu araç satıldı ve sadece bir saate satıldı. Satış şeyinde ben de yani Londra'daydım. Sadece bir saate satıldı. Bir saat içinde o 150 kişi arasından 24'ün ne oldu? Bir de dediniz ki sadece pistlerde kullanılabiliyor. Sadece pistlerde kullanılabiliyor. Yani bu aracı alıp yola çıkamayacaklar, öyle mi? Kesinlikle, çünkü yollaşı seviyesi 5 santim, 5 santim ve 8.000-1.200 beygir üretiliyor. Yani caddede kullanmak çok tehlikeli. Dolayısıyla sadece pistte kullanılabiliyor bu araç. Yani hızından dolayı, hız motor gücünden dolayı yolda kullanmak tehlikeli. Kesinlikle yani hızından. Keza söyleyelim gücünü, motor gücünü. 8.000 motor, 800 ve 1.200 beygir üretiyor. 800 ile 1200 beygir arasında beygir üretiyor. Dolayısıyla yani bunu caddede, yollarda kullanmak çok tehlikeli. Sadece pistte kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir Türk sahip olamayacak. Zannediyorum İstanbul Oto Show'a göz zevkimiz için getirdiniz, öyle mi? Kesinlikle Aston Martin Lagonda için Türkiye pazarı çok önemli pazar. 2015'ten beri Aston Martin Türkiye distribütörüyüz. İstanbul ve İzmir'den sonra bu sene 3. showroom'umuzu Ankara'ya açıyoruz. Bu pazara çok önem verdikleri için fabrikada olan aracı dün özel uçakla Türkiye'ye gönderdiler. Fuar süresince burada olacak. Türk şeyleri için, Aston Martin sevenleri için fuar sonrası tekrar uçakla geri gidecek Londra. En azından İstanbul Oto Show'da görebilecekler. Çok teşekkür ediyoruz Nevzat Kaya'ya. Bir kez daha söyleyelim, 2.4 milyon pound değerinde bu otomobil, 45 milyon lira ediyor vergiler dahil. Ancak siz deseniz bile benim 45'im, hatta 46 milyon liram var, bu araca sahip olmak istiyorum, olamıyorsunuz. Çünkü yalnızca 24 tane üretildi ve bir saat içinde de o 24'ü de sahibini buldu. Ama tabii ki hiçbirinizi depresyona sokmak istemeyiz. Biz de girmek istemeyiz. Biz fuara dolaştık. Her bütçeye göre otomobiller, onu söyleyelim. Tabii ki gösterişli otomobiller var, lüks otomobiller var, klasik otomobiller var. Ama her bütçeye göre de, herkese göre de o bildiğimiz, sevdiğimiz aile otomobilleri de, daha ekonomik otomobiller de var. Özellikle çevreci ve hibrit araçların bu sene otoşova damgasını vuracağını söyleyelim. Elbette teknoloji çok önemli otoşovda. Bir taraftan da İstanbul Otoşov artık yalnızca otomobilleri görebileceğiniz bir fuar değil. Bir taraftan da teknoloji tutkunlara da hitap edebilecek bir karma fuara dönüştürüldü. Teknoloji markalarını da burada görmek mümkün. Bir yandan da tabii ki kendi kendine giden otonom araçlar da Otoshow'da en fazla konuşulan konulardan bir tanesi olacak. Ama bir kez daha söyleyelim, Otoshow 2015'te olduğu gibi tam kadro, Otomotiv Distribütörleri Derneği tam kadro burada değiller. 21 marka Otoshow'a katılmama kararı aldı. 19 markanın yeni modellerini, yeni otomobillerini burada görmeniz mümkün.
mümkün. Bugün basın açılışıydı. Yarın itibariyle TÜYAP'ta bütün otomobil severler otoşovu ziyaret edebilirler. 30 Nisan'a kadar da devam edecek. Biz de buradan hem yeni modelleri hem de otomotiv yöneticilerinin mesajlarını gün boyunca iletmeye devam edeceğiz diyelim. Söz tekrar size bırakalım. Sinem, depresyon için artık çok geç. Çünkü aracın değeri 45 milyon lira. 45 milyonum var, almak istiyorum diyene de araba yok. Onların hayatı da hiç kolay değil, görünen o.